Muhtar emri ne zamandır deyip duruyordu. Cihan Harbi çıkacak diye inanmamıştım. Gün bugünmüş demek. Kimsenin başka bir şey konuştuğu yok ki zaten. Bize de vatan borcumuzu ödemek düşer değil mi abi? Borç bizim borcumuz. Bu vatan sana borç değil, miras kalacak. Sen böyle şeyleri düşünme, tamam mı? Ne yani, ben tüfek atamaz mıyım? Atarsın tabii, atmaz olur musun hiç? Ama 20 yaşından küçükleri almıyorlarmış askeri. Hem sen de gelirsen anama kardeşimize kim bakacak? Sen gönlünü ferah tut, tamam mı? Oradan sana yazarım. Dualarını esirgin. Devletimiz sever görmesin Mehmet. En güçlü, en etkili, en yararlı silah insandır. Ama yurdunu seven, namuslu, bilgili, inançlı bir asker olarak iyi yetişmiş insan. Siz böyle olmak için çalışacaksınız. Askeri de böyle yetiştireceksiniz. Balkan Savaşı lekesini böyle temizleyeceğiz. Şunu hiç unutmayın, unutturmayın. Hiçbir düşman, hiçbir ordu, hiçbir silah yurt sevgisinden daha güçlü değildir. Donanmasının Ege Denizi açıklarında seyrettiği bilgisi geldi. Tedbirleri arttıralım. Lakin cephanemiz kısıtlı. Uzun menzilli sadece 22 topumuz, her top için zırt delici yalnızca 50'şer mermimiz var. İstanbul'dan zırt delici mermi isteyin. Ayrıca eski gemilerin toplarını da söküp yollasınlar. Emredersiniz paşam. Ben emretmişsiniz paşam. Nazmi Bey, Boğaz'daki durum kritik. Boğaz'ı koruma altına almalıyız. Mayın hatlarının sayısını 7'ye çıkarın. Harp yakındır. Komutanım, en önde birbirinin dümen suyunda ilerleyen 4 büyük savaş gemisi var. Atış düzeni alıyorlar. Mevki komutanlığına haber verin. Düşman gemileri Seddül Bayır kıyısına doğru 15 kilometre kala durdu. Atış düzenindeler efendim. Thank you.
Bu resmen savaş ilanıdır. Ertuğrul Tabyası'na ulaşabildiniz mi? Deniyoruz paşam. Hemen bir haberci gönderin. Zayiat büyük mü öğrenin bakalım. Emredersiniz paşam. Amaçları girişteki tabyaları devre dışı bırakıp boğaza girmek. Bunu biliyoruz. Mayın hatlarının sayısını ona çıkarın. Emredersiniz paşam. Paşam. Buyurun Adil Bey. Cephane mevcudiyetimiz çok az. Almanya'dan gelen cephane elimize ulaşmıyor. Evet. Bize ulaşmasına Bulgaristan engel oluyor. Her şeyi çok idareli kullanmalıyız. Doğru dersiniz paşam. Diğer tabyaları da alyan göndermiştik. Durumu hemen öğrenin. Emredersiniz paşam. Top başına! Herkes top başına! Çocuklarım, düşman artık kapımızda. Vatan toprağına göz dikmiş. Anamızın, kardeşimizin, bacımızın canına kastetmiş durumda. İmkanlarımız kısıtlı. Ve düşmanımız çok güçlü. Ama onlar buraya bizim olanı, vatanımızı almaya geldiler. Onlar öldürmeye, biz buraya ölmeye geldik. Şimdi, içinizde kendine güvenmeyen varsa söylesin. Ben ölürsem üstüme basıp geçin. Yaralanırsam yine önem verme. Şehitlerin, yaralıların yerlerini alacaklar bellidir. Allah tarafından size bahşedilen bu kutsal vazifeyi yerine getirin. Düşmanın bu boğazdan geçmesine izin vermeyin. Vermeyiz. Son kişi kalana kadar, hepimiz ölene kadar bu savaşı bırakmayacağız. Elli yedinci alayı verdiler emrime. Tekirdağ'a gidiyorum. Özledikçe bakarım. Önce çocuklarla sonra dördümüzü birden çek Ahmet Efendi, olur mu? Hele bir git gel. Bir fotoğrafta benden sevdiğim. Gel oğlum. Hazırsanız çekiyorum. Hazırız Ahmet Efendi, hazırız. Alayını çok beğendim Hüseyin Avni Bey. Sağ olun komutanım. Türkiye karması gibi. Her yöreden asker var. Alayı 3 alaydan seçme taburlar alarak kurmuşlar. 57. alay böyle çiçek demeti gibi oldu. Lakin diğer 2 alay için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Öyle değil mi İzzettin Bey? Haklısınız efendim. Bu alaylar Suriye'den geldi. Alay komutanları da yeni atandı. Onlara biraz zaman tanımakta fayda var. Ben elbette zaman tanırım. Bakalım düşman bize zaman tanıyacak mı? En kısa zamanda en kötü olasılığa hazırlıklı olmak zorundayız. İki alayın da eğitimiyle yakından ilgilenin. Başlıyorum.
mamafih önemli bir husus daha var. Tümenin tüm tüfekleri eski Martin tüfekleri. Birkaç atış yaptıktan sonra tetik mekanizmalarında sorun oluyor. Tüfekler sopaya dönüyor anlayacağınız. Bu çok kötü. Tüfekleri yenilemek şart. Kolordu Kurmay Başkanı Fahrettin Bey'le konuş. İşin amansız takipçisi ol. Şu kıyafetlere bak hele, gıcır gıcır, değil mi boya batlı? Hey ya Osman kardeş. Mehmet emmemin düğününde anam babamın damatlığını vereli böyle yenisini giymedim vallahi. Öyle uzun uza diye yeni kalmaz bilesin. Talim her gün sertleşecek diyorlar. Varsın kalmasın değil mi boya batlı? Hey ya varsın kalmasın. Memleketin toprağı düşmanın kanı oğlu olursa olsun üstünde. Sana niye boya batlı diyorlar? Adın yok mu senin? Olmaz mı? Boya batlı Ömer oğlu Mustafa. Ben de Veli çobanım. Bu da Mehmet Ali. Köyümüzün tek muallimi olacaktı. Harp çıkınca yarım bıraktı. Şu harp hele bir bitsin de. Mektebi de bitiririz. Muallimi de oluruz inşallah. Olur ya. Allah Allah büyük. We have to open the straits for the fleet. We will be in Istanbul in a That's week right, sir. At the latest. We bombed and neutralized the emplacements at the gate of the straits. The emplacements in Sedilbahir were completely destroyed. The Turks must have already left. In case, send a recon team here today. A company of 200 should disembark after the bombardment. Uzun söze gerek yok. Üzerinde oturduğumuz bu toprak ata yadigarıdır. Vatandır. Vatan anamızın ırzıdır. Gelecek olanlar da ırz düşmanıdır. Anlaştık mı? Evet. İngilizleri oradan buradan duyduklarınızla gözünüzle büyütmeyin. Onlar da bizim gibi birer insan. Bir kurşun, bir süngü onları devirir. Vatan anamız için. Ölesiye dövüşecek miyiz? Eyvallah! Dövüşecek miyiz? Eyvallah! Karaya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Eyvallah! Edecek miyiz? Eyvallah! Geliyorlar komutanım. Şimdi herkes sessizce yerine. Ben emir vermeden kimse kurşun sıkmayacak. Haydi bismillah! Haydi bismillah! Ateş!
Keşif için Seddülbeyir'e çıkan İngiliz bölüğü Bigalı Mehmet Çavuş ve müfrezesi tarafından durduruldu paşam. Güzel ama bombardımanı durduramıyoruz. Tabyalar hala koruma altında ama şehirlerimiz neredeyse yok oldu. Giriş tabyalarındaki topların menzillerini biliyorlar paşam. 17 bin metre açıkta atış düzeni aldılar. En uzun menzilli toplarımız bile bu atış mesafesi için yeterli değil. Attığımız mermiler gemilerin yakınına bile erişemiyor. Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Nazmi Bey geldi efendim. Gelsin. Beni emretmişsiniz. Gel Nazmi Bey. Otur. Deponda kaç mayın var? Şu anda 26 mayın var. Mayın dökme sırası hangi gemide? Nusrat gemisinde. Güzel. Düşman donanması boğazda manevra yapabilmek için hep aynı bölgeden, aynı yönde hareket alıyor. Buradan, karanlık limandan. Mayınlarımızı bu bölgeye dökerim. Peki efendim. O 26 mayını karanlık limandan başlayarak şu güzergahta dökersek, keşif gemilerinin fark etmeme olasılığı çok yüksek olur efendim. Ayrıca burada kıyı çok yüksek. Güneş öğlene kadar denize yansımıyor. Nusrat'ı hemen hazırlat. Bu görev bu gece yerine getirilecek. Baş üstüne paşam. Düşman gemilerinin ışıkla sürekli boğaza tarama yaptığını biliyorsunuz. Çok dikkatli olun. Sizi fark ederlerse hemen batırmak isteyeceklerdir. Sağ salim dönmeye çalışın. Dönemezsek vatan sağ olsun. Tepelerdeki bataryalarımız bu gece ışıldak kullanmayacaklar. Karanlık limanın sonuna kadar hayalet gibi gideceğiz. Hayırlı seyirler. Emredersiniz komutanım. Bacadan kıvılcım atmasın. Duman çıkmasın. Ocakları bastırın. Motoru en az sesle çalıştırın. Işıkları da kapatın. Emredersiniz komutanım. Hadi Hakkı kaptan. İlerliyoruz. Bismillah. Ağır yol ileri. Ağır yol ileri. Kaç vakittir uykusuzum bu tüfek sorunu yüzünden. Rahat asker. Mermi sandıklarını ne zaman ulaştırırız? Sabaha karşı komutanım. Büyük hizmet görüyorsun çocuk. Sağ ol. Sağ olun komutanım. Bunlar mavzer tüfek. Bizim aslanlar bu tüfekle sineği bile gözünden vururlar. Top
Taraflar kontrol edilsin. Vagonetler yerlerinde mi, bakın mühimmat hazır olsun. Emredersiniz komutanım. We have a report from the reconnaissance plane. No mines detected at the gate of the straits. It's clear. The fleet is good to go, sir. The fleet should enter the strait at 0800. We will finish this tomorrow. Boğaza girmek üzereler. Önde muhripler, torpido botlar var. Boğazı denetliyorlar. Birinci sırada 4 İngiliz zırhlısı var. Biri amiral gemisi Queen Elizabeth. İkinci sırada 4 Fransız zırhlısı bulunuyor. Anlaşıldı. Takibi varsa acilen bildirin. 1800 Ankara, 600 top. Allah yardımcımız olsun. Şimdi ateş! Topları boşuna harcamayın. Mesafe yetmiyor. Hadi herkes sığınaklara! Sığınaklara hadi! Zayiat nedir? İki ağır topun vagon düzeni yıkıldı komutanım. Mermileri toplara taşımanın bir yolunu bulmak lazım. Mermilerin her biri 210 okka. Vagonları onarmadan taşımamız imkansız. Ne yapacağız Seymen? Elimiz kolumuz bağlı ölmeyi mi bekleyeceğiz? Thank you.
yaşamamız lazım bu kızı. Komutanım, atış mesafemiz içine girdiler. Allah'ım sen büyüksün. Çocuklarım top başına. Herkes top başına. Hadi aslanlar top başına. Denesek bile hem çok vakit alır hem de elimizdeki malzeme yeterli değil efendim. Gemiler menzilde komutanım! Şunu sırtıma. Tek başına nasıl taşıyacaksın Seyit 210 okka? Ne yani yenilecek miyiz? Komutan büyük topun başında öfkesinden ağlıyor. Yüklen hemen. Ya Allah. Ateş!
yönüne çekilmek istiyor. Durum. Tabyalarda 9 ağır hasarlı büyük topumuz var. Zırh delici mermilerin 1/3'ü harcanmış, 2/3'ü duruyor. Güzel. Tekiye düşmanın kaybı? Tahminlere göre 800 kişi. 3 zırhlı savaş gemisi battı. 5 zırhlı savaş dışı. 1 destroyer, 3 torpido bot ve birkaç mayın tarama gemisi de battı. Bu kadar az kayıpla yenilmez denen bir donanmayı. Yıllardır bizi titreten sömürgecileri yendik. Düşmanı şaşırttık. Paşam, Çanakkale için oluşturulan ordunun başına General Hamilton'ın geçtiğini yazıyor gazeteler. Amaçları belli ki Çanakkale Boğazı'nı karadan geçmek isteyecekler. Pes etmemeleri normal. Onlar için bu savaş sadece boğazları ele geçirmek için değil. Gurur meselesi yaptılar. Generalin emrine 83.000 subay ve asker verilmiş. Avustralya'dan, Hindistan'dan, Yeni Zelanda'dan birlikler Mısır'da toplanıyormuş. Peki siz ne gibi tedbirler aldınız? Gelibolu'da kritik merkezlere 2 tümen asker yerleştirdik paşam. 3/2 kıyıda, 1/3 sığınaklarda herhangi bir şeye ihtiyaç olursa diye bekletiyoruz. Kritik noktalara makinalı tüfekleri yerleştirin. Hemen arkasına da topları. Bu arada siperler ve sığınaklar ve onların bağlantı yolları tamamlansın. Baş üstüne.
Koş tabii, geç. Lan o kadar dedim size. O kadar söyledim, şu tele dikkatli kullanıverin diye. İlla bağır çavuşum diyorsan o da kolay. Bağır veririm size. Tövbe estağfurullah. İlla azar. Ne yaptın bakayım? Bak oğlum. Kum tabağına gelmeyecek. Uçallığa değişik görüyor. Güzelce bunları buraya siper et, tamam mı? Tamam çavuş. Sen ne yaptın? Yerleştin, yerleştin. İstiklal. Tüfek anlarında hesaplamayı unutma. Lan oğlum oradan kim sıra verecek? Aç azıcık orayı. Aç orayı. Bak gel. At onu. At. Esmeri. Al şunları. Kalmasın burada hiçbir şey. Gönder. Kocaman. Topçularımız düşmanın yenilmez denen donanmasını yendi. Ama düşman geri gelecek. Hem de daha çok silahla, daha çok mermiyle, daha çok adamla. Omuz omuza savaştığımız arkadaşımız yanı başımızda gözlerimizin önünde şehit düşecek. Bizi diri diri toprağa gömecekler. Orada toprağa! Siperlerimiz yıkılsa, silahımız kırılsa, mermimiz bitse, aç kalsak, dişimizle tırnağımızla dövüşecek miyiz? Evet! Savaşacak mıyız? Evet! Gelecek miyiz? Evet! Düşmanın arkasında yenilmez donanması varmış. Olsun. Bizim de arkamızda dualarıyla analarımız var. Diriliyoruz. Were accidental. The Turks were lucky. We have strengthened our fleet. It's time for us to land an attack in force. We will invade Erdoğan with 1,500 troops and heavy weapons. Reinforcement will be continuous. Correct. And the remaining battleships will pound Sadulbahir with their heavy guns simultaneously. Bu sabah gelen bilgiye göre Harbiye Nezareti burası için bir ordu kuruyor. General Liman Von Sanders bu ordunun komutanlığına atanmış. Generalle görev yapmışlığımız var. Generalin karşısında aslanın söz hakkı alması neredeyse imkansızdır. Ordu içindeki iletişimi imkansız hale getirmesi muhtemel. Almanya'da komuta ettiği en büyük birlik bir süvari tümeni. Daha önce savaşa da katılmamış. Burada ölümüne savaşacak bir orduya komuta etmesi nasıl kabul edilebilir? Oradaki rütbesi neymiş? Doğu general. Bizde Maraşal. Neden bir Türk komutan değil peki? Onun cevabını ancak Enver Paşa verebilir. Ya planımızı ve savaş düzenimizi kabul etmezse? Alman İmparatorluğu'nun en önemli adamlarından biri. Elbet böyle bir hataya düşmez. Bu plan hem coğrafyanın hem ordunun özelliklerine en uygun, en etkili, bir günde sonuç alınabilecek bir plan. Karamsarlığa düşmenin lüzumu yok. İçiniz rahat olsun. Aklı olan bu planı değiştirmez. Hatte anscheinend der Schütter hat die das Segen die waren Waffen und Schutzstellen der gehabt in dem Moment in dem der Fall anlaufen war da wir in Zurückgegangen. Nein, ihr liegt falsch. Die Soldaten schaffen das nicht. Wir würden auch sehr viele Verletzte haben. Wir brauchen einen neuen Plan. Dieser Plan ist falsch. Wir werden uns auf unsere Seite zurückziehen
und werden mit unseren Truppen das Land verteidigen. Ja? Bütün kuvvetler, asıl birlikler, makinalı tüfekler, toplar bugünden itibaren daha da geriye yerleşecek. Emir kesin. Kritik noktalarda küçük birlikler, en fazla bir tabur asker kalacak. Komutanın planı her şeyi alt üst etti paşam. Düşman karaya çıkarsa oraya tutunacak, çoğalacak. Gün geçtikçe kuvvetlenecek. İtiraz kabul etmiyor. Ya, demek düşmanla beraber Liman Paşa'nın anlayışını değineceğiz. Liman Paşa, bizim tümeni ordu ihtiyatı olarak bir galeye aldırdı. Doğrudan kendine bağladı. Kritik noktadan uzaklaştırdı. Kritik noktada yalnız Halil Sami Bey'in tümeni kalacak. Arıburnu ile Seddülbahir arasındaki bölgeyi bir tümen nasıl koruyabilir? Orada çıkartma yapmaya elverişli en az 10 yer var. Ama orada oluyoruz. Yeni tümenler de gelecek. Onları Saros ve Çanakkale yakasına yerleştirecek. Esas tehlikenin orada olduğunu düşünüyor. Çanakkale Yarımadası'nda değil. Kabatepe ile Arıburnu arasında 27. alayın yalnızca bir tabur var. Kim bilir kaç kişi gelecekler. Bir tabur. Bu mevkiyi korumaya yeterli olur mu? Biz Halil Sami Bey'in tümeniyle birlikte yeterli bir kuvvet oluşturmuştuk. Çıkarma yapmaya elverişli yerleri, alaylar, toplar, makinalı tüfekler koruyacaktı. Komutan bizi ayırdı. Bizim tümeni buraya aldı. Bir tabur, Arıburnu'nu, Kocadağ'ı, Conk Bayırı'nı nasıl korur? Deniz ve havada hareket arttı. Belli ki çıkartma çok yakındır. Geriden yardım gelmesini beklemeden savaşmak durumundayız. Donanma ateşi bitene kadar geride bekleyeceğiz. Bombardıman sona erer ermez mevzilerimize yerleşeceğiz ve savaşacağız. Allah'a, kendinize ve askerlerimize güvenin. Gazamız mübarek olsun çocuklarım. Sağ ol komutanım! Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Yüce Allah'ım, ailelerimizi, evlatlarımızı, devletimizi düşmanlardan koru. Amin. Ordularımızı, askerimizi muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere şehitlik mertebesine de erişmeyi nasip eyle. Amin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Veli, eğer ben şehit olursam bu künyeyi de haberinde anama sen götür. Anama de ki. Mehmet Ali, söyleme. Sen anana, ben Dilber'ime döneceğiz Mehmet Ali.
Döneceğiz. Sen anama de ki, boş yere üzülüp ağlamasın. Oğlun şehit olmaktan gurur duydu. Sen de şehit anası olmaktan gurur duydun. Bir de şehit maaşımla Hasan'ı okutup öğretmen çıkarsın. Tamam. Tamam. Hadi uyuyak. Daha nöbet tutacağız. Doğru. Şu denizin güzelliğine bak Muharrem. Nasıl bırakırız bu cenneti düşmana? Siz merak etmeyin komutanım. Asker kanının son damlasına kadar savaşır, kimseyi bırakmaz bu toprakları. Keşke bu hallere hiç düşmeseydik. Ama geçecek. Yeniden çalışıp vatanımızı o eski güçlü günlerine döndüreceğiz, bak gör. Yollar, okullar, hastaneler, fabrikalar yapar, yoksulluktan, cahillikten kurtuluruz. Batı karşısında eziklik duygusundan kurtulmak için yapılacak çok iş var. Önce Allah'ın izniyle, sonra da bu milletin vatan sevgisiyle biz hepsini başarırız komutanım. Siz içinizi rahat tutun. İnşallah Muharrem, inşallah. Yüce Allah'ım, bunları bize de nasip et, ne olur. Amin. Faik Yüzbaşım, Faik Yüzbaşım. Engin'de bazı gemiler var. Bu kadar az olmalarına imkan yok. Arkalarında daha birçok gemi olmalı. Anlaşılan harekete geçmek için ayın batmasını bekliyorlar. Muharrem. Emredin komutanım. Üç takıma da alarm ver. Herkes yerine alsın. Ben de tabur komutanına haber vermeye gidiyorum. Diğer bölükleri alarma geçersin. Hadi. Baş üstüne komutanım. Hadi aslanım hadi. Hadi bakayım hadi. Hedef küçük. İyi. Küçücük o. İyi. Bana bakın. Komutan yemeği vermedi, ateş eti vermek yok. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam çavuş. Boşa mermi sıkanı. Yemin ediyorum mermi diye atı vereyim düşmanın önüne. Hadi bakayım, hadi. Tamam çavuş. Önce subaylayı vur vereceksiniz. Önce subaylayı unutmayın. Oğlum iyisene lan. Burada cami kendini. Hadi gözünüzü açın. Hadi. Bütün lambaları söndür. Hadi. Hadi aslanım. Hadi koşturun. Hadi. Ahmet Çavuş. Emredin komutan. Hazır olun, geliyorlar. Emredersin komutan. Dikkatli olun. Thank you.
Bana Tümenkurmay Başkanlığı'nı bağla. Çabuk. Emredersiniz. Dinliyorum Şefik Yarbay. Başkanım, düşman arı burnundan çıkarma yapmaya başlamış. Alayım harekete hazır. Eğer şimdi yola çıkarsak en geç 3 saat içinde orada oluruz. Çıkarma yapılan tek yer orası değil. Eldeki azıcık kuvveti nerede nasıl kullanacağımızı kararlaştırmaya çalışıyoruz. Emir almadan harekete geçmeyin. Tabur komutanıyla konuştum. Düşman dalga dalga geliyor. Başkanım geç kalıyoruz. Hareket için emir bekleyiniz Şefik Bey. Söylemesi kolay. Nasıl bekleyeyim? Orada evlatlarım bir ateş içinde kavrulurken ben nasıl bekleyeyim? Settülbahir yönünden top sesleri geliyor komutanım. Tümenimiz iki ateş arasında kaldı. Toparlanın. Hareket etmek için hazır olun. Emredersiniz. Kimse yerinden ayrılmasın. Bombardıman bitene kadar burada bekleyeceğiz. Bombardıman bitti. Herkes yerlerinde. Ön siperler. Hadi çabuk. Siperleri düzeltin. Silahlarınızla yer açın. Mevzilerinize geçin.
Buyurun başkanım. Ara burnuna hareket edebilirsiniz Şefik Bey. Emredersiniz başkanım. Sağ olun. Teğmen! Askeri hazırla. Arı burnuna gidiyoruz. Çabuk! Siperleri terk ettik ama burası son nokta. Buradan geri çekilmek yok. Sağlıkçı yok mu? Yok, kimse kalmadı. Dayak kardeşim, dayak. Yüzbaşı nerede kaldı? Onlar geride kalmıştı. Hala gelmediler komutanım. Sıra gibi lan bu yavrula, bitmiyor lan. Düşman, arı burnuna sebepsiz yere çıkarma yapmaz. Hedef Conk Bayırı ve Koca Çimentepe olmalı. Buraları ele geçerse savaş başlamadan biter. Kolordu'da da fazla bilgi yok. Liman Paşa Bolayev'e Saroz'daki durumu gözlemlemeye gitmiş. Hale bakın. Ordu komutanı bu en duyarlı zamanda görevinin başında değil. Keşfe gitmiş. Komutanım, yüzbaşı vuruldu. Allah yetişene kadar toptan şehit defterine yazılacağız, çavuş. Çavuş, sakın gelme. Komutanım. Komutanım. Ali, süper yardım et. Komutanım, hastaneye. Arkadaşlarımı koru yarabbim. Bana bugünün öcünü almayın, olur nasıl? Komutanımı vurursunuz he? Beye bakın aslanlar. Burası son nokta. Buradan geri gidip ermek yok. Burada hepimiz şehit olacağız, tamam mı? Komutanım geldi.
Yaralı mısın kardeş? Yok, ben değil. Komutanı getirdim. Göğsünden yaralı. Önce Allah, sonra size emanet. Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Dur, bekle. Sen burada dinlen az. O nasıl söz? Hadi eyvallah. Komutanımı yetiştirdim. Çavuşum tüfeği. Komutanımı yetiştirdim. Çavuşum. Sakın buradan bir adım geri atmayın dedi. Çavuşu alalım. Paşa hiçbir bilgi talimat bırakmadı mı Kazım Bey? Bırakmadı paşam. Bir yaveriyle birlikte Saros Körfezi'ni izlemek için Bolayra gitmiş. Nasıl olur Kazım Bey? Siz bu ordunun kurmay başkanısınız. Size bilgi bırakmamak olur mu? Peki ne zaman gelecek? Onu da bilmiyoruz paşam. Hiçbir şey söylemeden gitmiş. Saros'a çıkarma var mı? Olsa haber gelirdi. Orada iki tümenimiz var. Pekala Kazım Bey. Paşam, ne yapacağız? Ben komutandan izin almak üzere Bolayır'a gidiyorum. Siz de karargahımızı savaşa en yakın noktaya taşımak üzere hazırlık yapın. Baş üstü. Allah yardımcınız olsun.
Ulan öldü öldü, bitmiyor lan yolla. Komutan yaralandı, geriye gönderdik. Gittikçe eriyoruz. Düşman durmadan takviye alıyor. Bizim bölükte sizden başka subay kalmadı. Size de bir şey yok. Size de bir şey olursa emirleri biliyorsunuz. Geri dönmek yok. Ali Sami Bey'den acil bir telefon notu var. Tümeni çok sıkışık durumda olmalı. Yardım için sizden Arıburnu'na bir tabur göndermenizi rica ediyor. Düşmanın bu hareketi bir taburluk yardımla önlenemez. İzzettin Bey, biz Koca Çimentepe ve Conk Bayırı'na gideceğiz. Gerekirse düşmana taarruz edip o kesimi ele geçirmelerini kesinlikle engelleyeceğiz. Efendim biz ordu ihtiyatıyız. Ordu kumandanının emri olmadan savaşa girersek... Ben vatanım için gerekli olanı yapayım. İsterlerse beni cezalandırsınlar. Düşman o kesimi ele geçirirse Boğaz ve İstanbul yolu açılır. Her şey sona erer. 57. alayı yola çıkmaya hazırla. Bir batarya da bizimle birlikte gelsin. Baş. Eriyoruz başkan, kar gibi eriyoruz. Sağ tarafımız boş. Oraya uzanacak ne gücümüz var ne de askerimiz. Düşman yukarı Conk Bayırı'na doğru çıkıyor. Onları orada karşılayacak hiçbir kuvvetimiz yok. Ne diyeyim, bekliyoruz. Bekliyoruz. Sağ ol. Çok kritik bir andayız. Bu öncü müfrezenin arkasında burayı ele geçirmek isteyen binlerce düşman askerinin olduğu kesin. Bunları Arıburnu'na kadar sürüp denize dökeceğiz. Bütün tepeleri temizleyeceğiz. Bunu başarmak için kendimizden kat kat güçlü bir düşmanı yenmemiz gerekiyor. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Orduya zaman kazandıracağız. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize yeni kuvvetler ve kumandanlar gelebilir. Komutanım. Rahat. 57. alay yetişti. Mustafa Kemal Bey'in komutasında tepelerdeki düşmanları temizleyerek buraya kadar gelmişler. Arkamızdaki dereden sağımıza doğru açılıyorlar. Asker. Yarbay Mustafa Kemal Bey'e alayımla emrine girdiğimi bildirin. Emredersiniz. Yola çıkmış Mehmet abi. Emredersiniz.
Çatışmalar çok yoğundu. Orduya 36 saat kazandırdık. Ancak gelen bir takviye olmadı. Gerideki ikinci savunma hattına çekilerek sağ kalan askerleri korumaya çalışacağım. Evet komutanım. İngilizler de çok bitkin. Takibe kalkacaklarını sanmam. Ancak donanmanın canımızı yakması olası. Mümkün olan ilk fırsatta harekete geçeceğiz. Peki efendim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Teğmen! İkinci savunma hattına çekileceğiz. Emredersiniz. Ağır yaralılarla ilgili kararınız nedir komutanım? Bakacağım yavrum. Ona da bakacağım. Ben yaralılarla kalırım komutanım. Onları son anlarına kadar rahat ettir. Vedalaşmak isterseniz... Ne diyeyim? Ne söyleyeyim? Gözlerine bakıp ne teselli vereyim? Savaş çok daha kolay. Etmiş can, etmiş ana evladı. Allah'ın esirgemesine, düşmanın merhametine terk ettik. Ölmeden mezara koydular beni. Ölmeden mezara koydular beni, o gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli. O gençliğim eyvah. Buyurun hanımlar. Nedir söyleyecekleriniz? Çanakkale'den haberler pek iyi değil Paşa Hazretleri. Şehidimiz, yaralımız çokmuş. Artık yeni yaralıları İstanbul'a sevk etmeye başlamışlar. Doğru. Akın akın yaralı sevk edilmekte. Lakin bunun sizde ilgisi ne? Erkeklerimiz vatan için dövüşürken hiçbir şey yapmadan durmak olur mu paşam? Bizler için hasta bakıcı... Hemşire kursları açmanızı rica ediyoruz. Önerinizin beni mutlu etmemesi imkansız. Ancak siz de biliyorsunuz ki tepkiler çok olacaktır. Evlat onlar paşam. Kardeşimiz, babamız onlar bizim. Eğer bu hizmet günahsa... ...ben bu günahın bedelini ödemeye razıyım paşam. Ben de razıyım paşam. Ben de razıyım. Allah'ın vereceği ceza neyse şikayetsiz çekmeye razıyız. Yeter ki vatan kurtulsun. Hanımlar, hepiniz sağ olun. Kursları en kısa zamanda başlatacağım. Hemşirelik zor iştir ona göre. Askerlik gibidir. Gerekirse asker de oluruz Paşa Hazretleri. Thank you.
Komutanı görmek istiyorum evladım. Ben yardımcı olayım teyzeciğim. Yok evladım. Sen beni komutana götürüver. Sen bekle. Ben bir bakayım. Askerimiz büyük zaferler kazanmış. Düşmana direnmekteymiş. Mübarek olsun. Kocam büyük Rus seferine, oğlum Yemen'e gittiydi. Dönünce giyerler diye onlara çoraplar ördüydüm. Dönmediler. Ey komutan. Benim bir canım, bir odam, bir de gözüm gibi sakladığım bunlarım var. Şimdi bunları sana getirdim. Bunları Gazi evlatlarıma yolla. Birkaçının ayağını sıcak tutsa benim şehitlerimin de ruhu şad olur. Haydi bakalım, afiyet olsun. Yürün be. Namussuz. Lan. Lan gidin lan. Lan açız be açız. Siz de bu toprağın canısınız. Anlamadım ki ya. Düşman mı yollayı sizi ya? Yatıya gelin yatıya. Ya, gel ağzıma gir gel. Komutanım. Rahat. Önemli bir durum var. Geriden yemek taşıyan askerler düşman toplarıyla vurulmuş. Askere yemek dağıtamayacağız. Ya günlerdir sıcak yemek yemiyor bu çocuklar. Buna bir hal çare bulmak lazım. Asker gelen yemişlerle ayakta kalıyor komutanım. Tamam. Alın bunları alın. Alın alın. Bu neymiş lan? Boya battı. He böyle. Bu ne? Ne? Ayna var. Aynalar? He. Vay uyanıkla. Demek bununla vururlarmış da bizim erleri. Bak. He. Bununla siperde başları koruması kolay tabii. Vay be kardeşim. Biz aynaları tıraş olurken kullanıyoruz. Herifler kafalarını korurlarmış lan. Ahmet usta bir geliver. Bak ne bulduk. Geldim çavuşum. Gel gel gel. Sen anlarsın bu işlerden. Ben bunun gibisini yaparım çavuşum. Biraz malzeme bulsak. Sen yap hele. Biz buluruz. Vallahi mi? Biz de kullanalım şu aynaları da şartlar bir denklensin. Gel hele gel gel. Bu dev zırhlıyı batırmak zorundayız. Paşam, torpido botlar ve mühripler 24 saat boyunca etrafında dolaşıp bu uğursuz zırhlıyı koruyorlar. Neredeyse imkansız. Neredeyse? İmkansız değil yani. Öneriniz nedir kaptan? Nazmi Yüzbaşım,
Bizi mayınların arasından karşıya geçirirse kıyı izleyerek dura dura, saklana saklana sessizce Goliath'a yaklaşabiliriz. 3 torpilim var paşam. Goliath'ın işini bitirmeye yeter. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Uygun görürseniz bu gece paşam. Tamamdır. Yalnız son derece dikkatli olun. Metre kaldı. Makineler stop. Makineler stop. Bizi fark ettiler. Parola istiyorlar. Siz de parola sorun. Bu İngiliz nöbetçiyi şaşırtır. Bizi 10 saniye kazandırır. We must send Queen Elizabeth back before anything happens to her. Our enemy definitely earned a medal. Damn. Biz şimdi düşmanla birbirimizi gördük, gülümsedik, selamlaştık, konuşanlar bile oldu. Bir tanesi düşüyordu, ben kolundan tuttum, kaldırdım. Adam bir şey dedi, anlamadım. Sağ ol dedi herhalde. Ne oldu şimdi? Düşmanla arkadaş mı oldun Veli? Düşmanla arkadaş mı olur kardeşim? Mehmet Ali kardeş, şimdi biz onlarla tanış olduk. Birbirimize nasıl kurşun sıkacağız? Oldu mu şimdi bu? Olacak Boyabatlı. Ne yapacaksın? Acaba belki onlar da benim gibi mi düşünüyorlardı? Dur ben bir bakayım ne haldeler. Dur. Boyabatlıdır. Dur bir bakayım. Mustafa! 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 Attı kardeş. Attı kardeş.
cebinden bu çıktı. Şiir yazmış. Ah kardeşim. Ah kardeşim, şair kardeşim. Bugün bizden vatan razı olacak. Asker şehit, ordu gazi olacak. Yazdı bu destanı giderken safa. Muradı ermekti arşı tavafa. Bugün bizden vatan razı olacak. Asker şehit, ordu gazi olacak. Asker şehit, ordu gazi olacak. Paşam, büyük bir Anzak kolu Conk Bayırı'nı kuşatmak üzere. Kolordu gücünde bir kuvvetle Anafartalar Tepesi'ni ilerliyor. Amaçları belli ki Koca Çimen Tepe'yi ele geçirmek. Mustafa Kemal Bey bu olacaktan önceden öngörmüş. Defalarca bizi ikaz etmişti. Onu dinlememiş olmanın bedeli ağır olacak. Bana Mustafa Kemal Bey bağlayın. Baş üstüne efendim. Efendim. Ordukurmay Başkanı arıyor. Buyurun Mustafa Kemal. İyi akşamlar. Liman Paşa durumu nasıl gördüğünüzü öğrenmek istiyorum. Daha bir an var. Bu anı da kaybedecek olursak bir genel felaket karşısında kalmaklığımız olasıdır. Bu bölgedeki bütün birlikler birleştirilmeli ve tek bir ele teslim edilmelidir. Ordu komutanı soruyor. Bu komutanlık size verilse kabul eder misiniz? Evet. Komutan bu kadar çok kuvvet birden emrinize fazla gelmez mi diye soruyor. Hayır. Az gelir. Anladım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. We'll be right back.
askerler. Karşımızdaki düşmanı yeneceğimizden hiç şüphe yok. Fakat acele etmeyin. Size işaret verdiğim zaman hep birlikte ileri atılırsınız. Kazanız mübarek olsun. Top atışı ağırlaştı. Tüm donanmayla askerlerimizi durdurmaya çalışıyorlar. Maalesef. Hemen arayıp kontrol edin. Emredersiniz. Komutanım, 12. Tümen İngiliz birliklerinin ilerlemesini durdurmayı başarmış. Bu güzel. Komutanım! Vuruldunuz. Sus Nuri. Şarapnel cebimdeki saate gelmiş. Allah sizi millete bağışladı komutanım. Yerlerinize. Anam. Güzel anam. Günlerde çok büyük muharebeler vermekteyiz. Koşullar epeyce zorlaştı. Lakin Anadolu'nun her köşesinden gönderilenlerle karnımız doyuyor. Yaralarımız sarılıyor. Anam, vatanı bu düşmanlardan temizlemedikçe hiçbirimize huzur yok. Allah'ın izniyle düşmanı yok etmemize, bu topraklardan sürmemize çok az kaldı anam. Biliyorum sen de gözün yaşlı beklemektesin. Lakin sen gönlünü rahat tut. Diğer tüm analara söyle, hepsi evlat değil birer kahraman doğurmuşlar. Branko. Uha uha. Dibini de bizi birine. Ne diyorsun kardeş anlamadım. Bizi birine, bizi birine. Vallahi anlamadım. Şu askerin iç temizliğine, tok gözlülüğüne bak. Hepsi böyle. İşte Anadolu toprağının sırrı bu. Kimi can, kimi kan kardeşi. Birbirlerine çekmişler. Allah hiç bozmasın. Hiç bozmasın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. İhdines sirâtel mustakîme sirâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Allahu Ekber. Bayram barak olsun.
Bayram dediğim böyle olmalı. Haklısınız komutanım. Arka arkaya kazanılan bu zaferler herkese moral oldu. Yakın zamanda düşmanı denize sürüp göndereceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Şekerleri hanım mektubu da çocuklar göndermiş. Şekersiz bayram olmaz diye. Sağ olsun, doğru söylemiş. Bayram ne şekersiz ne de ailesiz olur. Bu bayramda çocukları göremedik. Burnunda tütüyorlar. Komutanım. Bir maruzatım var. Ancak söylemesi zor. Söyle çocuk. Hüseyin Avni Bey. Bayram namazı bitiminde selamlaşma sonrası şehit olmuş komutanım. Kardeş. Buyur. Ali cepheden dönemedi. Başımız sağ olsun. Sen anama de ki boş yere üzülüp ağlamasın. Oğlun şehit olmaktan gurur duydu. Sen de şehit anası olmaktan gurur duy. Çocuklar, silahları kontrol edin. Süngüleri de unutmayın. Hadi aslanlar, hadi. Kardeşime teslim et, başkasına değil. Gözün arkada kalmasın. Hakkını helal et kardeşim. Helal olsun. Sen de helal et. Thank you.
Evlatlarım şehit olmak için geldikleri bu topraklarda Allah'ın huzuruna tertemiz çıkmak için hazırlanmış. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Boş oturma çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Hücum!